Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Stadia Valley serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bir uyuyalım. Hemen birinci bölümün peşinden çekeyim arkadaşlar. Bugün hiçbir gelir. Buradan 42 dolar elde ettik, güzel. Bunu acaba bitiyor mu merak ettim. Bilmiyorum yani. Yorumlarda ne bekliniz bilmiyorum. Öyle etti. Öğrenci şey bir mektup gelmiş. Güzel. Değerli Zosin Mahat müşterimize. Ekip üyelerimiz daha gönül yanında sondaj işlemimize türlü kayan topraklığı temizledi. Sizlere bu sondaj işlemimizin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Çevrenize sorumlu bir şekilde idare edilmesi bizim ilk önceliğimizdir. Bu kazanın sebep olabileceğiniz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Her zaman olduğu gibi bize destek olmanız ve bizi tercih etmenizi değerlendiririz. Maris Zozo müşteri memnuniyet temsilcisi. Yani pek de bir şey söylemedi. Bu kim, buna neymiş? Ya biz bunu da toplayamıyoruz mu? Derken de iki tanesini aldın ya. Ben yine şu işe devam edeceğim. Belki balık tutabilelim. İki. Şunu ben bir yayını değiştireyim. Taşıma yok. Güzel. Yeni bir şey yapmak için buna gerek yok ya. Kamp atışı belki lazım olur ama değerlerine gerek yok. Şunu bir kıralım. Bir önceki bölüm arkadaşlar 40 dakikayı geçmiş birazcık. Yapacak bir şey yok. Şimdi ekstra bir görev olmadığı için ben yeni yerler araştırmaya gideceğim. Aha. Selam. Ne kadar gücü batıyor. Burası Pelikan kasabası Ey Harkivi. Ya da ondan geriye ne kadar seçti. Eskiden kasabanın eğlence ve toplanma merkeziydi. Burayı yeniden inşa edecek. Bir de senin hikayene bak. Utanç verici. Bugünlerde gençlik televizyonun önünde oturup toplumla eskisi konaktan kaçınıyor. Bakar mısın? Yaşlı dayılar gibi konuşuyor. Zorlu şekilde toprağımı satmam için beni zorluyor ki burayı depoya çevirebilsinler. Gelecek bana Pelikan kasabasının faydası dokunabilir. Yine de burayı satmama engel olan bir şey var. Sanırım yaşandıkça gitmişe kalan şeyler iyice. Bağlanıyorum. Eğer bir başka Sıda Zozo Sekreterisi üyeliği alırsa araziyi satacağım. Gel ilçeyi geçelim. Hikayemiz bir an ilerlemez diye tahmin ettim ama ilerlemeye başladı. Şimdi bakalım ne olacak? Bu da ne? Sanırım Vincent ve Joe burada oyun oynuyormuş. Burası hatırladığımdan daha harap halde. Bu ne? Ne? O elma değil miydi? Sorun değil, iyi misin?
Bir şey mi gördün? Burası kesin farelerle doğdu. Ama burada bir şey var. Elma gibi bir şey var. Beni sen endişelendiriyorsun. Şey sana eve gideceğim. Acıkmaya başladım. Burada kalıp galiba şey yapacağım. Bundan sonra burayı açık tutacağım. Belki fazladan zamanın olursa o fareleri yakalamaya yardım edersin. Garip. O fare miydi, elma mıydı? Anlayamadım. Daha sonra buraya dönüp dikkatini incelemem gerekecek. Şimdi sıçan sorunu. Herkesi incele. Şimdi inceleyecek olmaz mı? Aha. Şurada bir şeyler var gibi şey diyorum. İlginç. Bir inceleyelim bakalım. Burada bir şey eşya aranmıyoruz mu? Buraya da baktık. Tamam, bu sol tarafa baktık. Şuna bir bakalım. Hiç aramıyoruz mu? Hiçbir şey aldırmıyor. Etrafta bir şey var mı? Yok. Burada pek bir şey yok galiba. Ve bir şuna bir bakayım. Ama daha sonra arası demişti. Şimdi arasınca olmuyor mu? Bir daha bir şey bir bakayım. Aha. Ne dedi hiç anlamadım. Daha doğrusu okunmadı. Bir şey tekrardan bir bakalım da gözüm şey kaçmasın. Galiba pek bir şey yok. Çıkalım. Bitmen kaybına göre inceledik. Şimdi şu tarafa bir bakalım. Yukarıdan geldik ama daha galiba yol var mıydı onu tam anlayamadım. Biz Miyu'yla tanıştık. Buraya girebiliyoruz mu? Giremedik. İlerleyelim bakalım. Şu yeni kişiyle tanışma işini bir halledelim. Hayda, madem bursun. Marlon. Değişik yerler tanıyoruz. Eski maden kuyusuna bakınıyordum. Burası yıllardır terk edilmiş halde. Yine de aşağılarda oldukça fazla maden vardı. Ama bunun gibi karanlık hiç kimsenin girmediği bir yerde bulunan tek şey maden olmayacaktı. Arsuna ihtiyacın olabilir. Bu neymiş? Kılıç mı? Kılıç aldık. Güzel. Bu adı Marlon. Maden Peyser
Londra'sını yönetiyor. Kızım üzerinde olacak. Eğer kendi kanıtlayabilirsen seni Londra üyesi yapabilirim. Eyvallah. Kullanım. Tişi. Bu neymiş? Aha. Hayda. Taş. Ben bunu yiyelim. Buna sen neymiş ki? Anlamadım. Ben bunu yiyelim. Şu seni anlamadım. Buna galiba kırılma şeyi yok. Emirat'a doğru. Mahallenin ayrı. Kesinlikle ben böyle biraz girmeyeyim çünkü çok bayağı emanetlerimiz doldu. Bu bir yönü birazcık etrafta arkadaş edineceğiz. Madenin 5. seviyesine kadar uğraş. O karşın onu nasıl yapacağız tam bilmiyorum. Daha tanışacağımız çok kişi var. İlla bir gideceğiz. Pişan neredeyiz? Karşıdayız. Güzel. Lonca'yı keşfettik. Burası Lonca. Bir yukarı çıkalım. Burası maden diye gösteriyor mu? Evet. Bir arkadaşlar biz bir etrafı böyle bir keşfedeceğiz. Yukarısını ben keşfetmemişim mi? Buraya baktım onu biliyorum. Daha varmış yukarısı. Ben buraya baktım bu adama. Demir yolu. Nasıl gideceğiz sağdan? Doğru yolda mıyım? Bizi süre attı. Burayı ısıtacağım. Anlayamadım. Sudan geçiş yok. Bu yolda bizi eve attı. Ama bak bunlarmış yerler de var. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Şu topladığım şeyleri hepsini ben bir satışa çıkartayım. Taş buldu, taşı at. Kömür at. Para lazım sonuçta. İçeri gir bakalım. Şimdi şunu bırak, şunu bırak. Şu balığı bir al. Balığı satabiliriz. 40 dolar falan verecek. Madeni daha sonra keşfederiz. Belki bu bölüm, belki bir sonraki bölüm ineriz aşağıya. Hani seni gömezden giriyor. Aha. Ah tanımadım Billy. Ben Vincent. Annem yabancılar konuşma dedi.
Ama sen iyi bile biliyorsun. Ne diyeyim? Burada jazz. Selam. Penny. Merhaba, ben Penny. Kasabanız güvenli olsa da çocuklarımızı eve ben eve bırakıyorum. Kasabanız güvenli olsa da... Sen kimsin? Marnie. Başkan Levi senden bahsetmişti. Ben Mary. Marnie. Çiftimden hayvan ve hayvan bakım malzemelerinden satıyorum. Bir yer uğra olur mu? Tamam. Şimdi 12 kişiyle çalıştık. Oyun beklediğimden de haritası büyük bir yer. Burası bizim çiftlik. Kilitli. 9-10 arası açık, tam da kapandığına mı geldik ya? Bu aşağı inip buraya bakabilirim. Hop, sen kimsin? Köy arkadaşlar anlayacağız. Böyle bir ilerleyelim. Mail haritaya bakabiliyormuş. Böyle ben öyle ayarladığım için belki de öyle kaldı. Bilemedim. Ha, bunu da toplayabiliyoruz. Güzel. Bari gelmişken toplayalım. Nesin böyle? Büyücü kulesi. Böyle bir ilerleyelim. Gün hava kararıyor ama bir en azından buraya bir keşfedelim. Buradan bir şey yapamadık mı? Şöyle bir inelim şuraya. Yok, varmış yeri. Hava karardı, korkuyorum birazcık. Gerçi içeriden sesler giriyor. Sen bu işi anladık. Aşağıdan sağa mı gideceğiz? Var mı en azından bir yer? Hava karardı, ben niye anlayamaz? Eve doğru ben ilerleyeyim arkadaşlar. Sabah olduğunda ilk buraya bir bakarız. Bir buraya bakarız, bir şu kasabaya bakarız. Suyu geçebilirse suyu araştırırım. Şurada lan borusu var. Galiba buraya gittik. Buradan geçişi olsa geçip suyu araştırayım. Yapacağım çok iş var. Kanatı bir cama mama çıkar dedi, korkuyorum. Ve şuradan bir memlekete gidelim. Burası bizim yer. Artık geçebiliriz. Evimiz şurada. Abi kıptıklığımız da kalıyor. Güzel. En azından o güzel olmuş. İki mi? Güzel. Şunu kırıp buna kadar öleceğiz abi. En azından acıkma şeyi göremedim.
Bizim ev. Bizim ev şu demiş. Ben uyuyorum. Bir de karanlık oldu. Şuna bir para verdi güzel. Sıpırdığımız her şeyi bir satsak ne iş geliyor onu tam anlayamadım. 600 paramız oldu. İyi bir mektup. Kaynaklarım bana eski hakimine girip sağa sola bakmanı söyledi. Neden bana uğramıyorsun? Yiğin ormandaki günün batı tarafında ters kulede. Sistem sorununla ilgili bir şeyler biliyor olabilir. Az önce gittiğimiz yeri zaten geçecektik. Aşağıdan şöyle bir ilerleyelim. Ama dur, ilerlemeden önce. Şunu bir bırakalım. Koş 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 koş. Şuradan ilerleyebiliyoruz. Bu iş neyse. Almadıklarımızı aldık. Bu bizi büyüyeceği yoruldu. Güzel. Büyücü bu dedi. Koş koş hadi. Bana sabah olunca daha iyi oldu. Bir yerde arkadaşlar oyun sesi yüksek giriyor olabilir. Halledeceğiz. Artık buraya girebildik. Güzel. Günlük güncellendi. Büyücü içeriye gel. Geldik işte. Bizi öldürmesin. Ben Rasmi diyoruz. Eşlerli gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksel ve eterliklik arasındaki köprüyüm. 7 elementin ustasıyım. Aferin. Kutsa sen anladın işte. Senin adın ise Mertcan. Geçim çok önceden görmüştüm. Gel sana bir şey göstermek istiyorum. Bak. Ne oluyor ben korktum. İşte bu şey. Salih ben elmayı beceriktim. Daha önce de bundan bir tane görmüştün değil mi? Evet. Sesi ama ses duymadım. Kendine Canimo diyor. Bunlar gizemli ruhlardır. Bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar. Neden Harkin'e gittiklerini bilmiyorum ama onlardan korkmana gerek yok. Bilmeyen bir dilde yazılmış altın bir tomar mı buldu? Evet. Çok ilginç. Burada kal. Gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. Büyücüye bak. Işınlandı mı? Gelecek mi? Notu buldum. Dili birisi izle. Yine de çözümledim. Biz Junimro'nun size yardımcı olmaktan mutlu duyuyoruz. Karşısında vadinin hediyelerini istiyoruz. Orman ile birisiniz. O zaman bir personel gerçek doğanın sını göreceksiniz. İlginç. Orman eline bir olmak. Ne demek istiyorlar? Korklar korklar. Niye burada acaba? Buraya gel. Kazanda ormanda topladığım malzemeler kaynıyor. Bebek eğitisi yiyorsun. Karamelli sapkamanta. Kokularını alıyor musun?
Koku gelmedi. İç bakalım. Ormanın öcünün vücudunda nüfuz etmesine izin ver. İstik bakalım. Yarışın artı 10 enerji. Etraf sarardı, yeşildi. Hayda. Şimdi biz ormanla bütünleştik mi şimdi? Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seri şu an bir tık ilgimi çekmeye başladı. İlerleyebildiğimiz yere kadar arkadaşlar ilerleyeceğiz. Orman büyüsünün gücünü kazandın. Artık Jonimo tutamalarını anlamalarını çözümleyebilirsin. Şeye mi gideceğiz? Görev verdi mi? Maden keşfet. O madene ineceğiz. Bugün belki inmeyiz ama evvel bir gün ineceğiz. Yankı şehri belki. Oraya ineceğiz. Ama da aşağısı varmış. Aha bir ev. Terk edilmiş görünüyor. Ne yapalım? Buradan pek bir şey yok. Yukarı doğru çıkalım. Burası neresi? Buraya geldik. Yabani bayı trupu. Bunu mu istiyordu? Havuç istiyordu. Şuradan şimdi ne yapalım? Bir tane daha şey gördük ama şeye doğru biz bir ilerleyelim. Birazcık arkadaşlar haritayı bir tanıyalım. Bu bizim büyücü kulesinin olduğu yer. Oraya geçiş nereden yapacağız tam anlayamadım. Ama şimdi sağ tarafı keşfetmem lazım. Biz buraya gelmiş miydik? He burada şey zaman diyordu. Çimen kokuyorsun. Her şeyi geçtik. Yani bunları da alabiliyoruz. Şu an gerek yok. Bir tane tanışalım. Mani. Sen neden beni rahatsız ediyorsun? Yalnız kalmak istiyorum. Yatak odasına mı? Ben niye gireyim ki yatak odasına? Girmem bana ne? Gir çık. Şuradan dümdüz ilerleyelim. Aha şurada bir balık tutan kişi var. Willy. Vardı yine kimse gelmişti. Hoş bayağı. Dur kimse gelmiyordu. Şu madeni de araştıracağız. Yeni günde araştırabiliriz. Şuradan bir ilerleyelim. Bir sonraki bölümde kalabiliriz. Jody. Ben Jody. Burası hakimin kasaba bir sitesinde oturup hareketleniyor. Kasabada yeni bir çiftçinin olması
Her şeyi değiştiriyor. Aynen. Yedek odasına bir tane sokmaz. Tanıştık mı? 14 kişi tanışmıştık. Daha çok kişi var. Şöyle bir girelim. Emily. Yüzünden okuyabiliyorum. Pelikan kasabasında olmak hoşuna gidecek. Aslında yapacak bir şey bulamazsan salona uğra. Orada çalışıyorum. Salon. Oyun sesi birazcık beni yordun. Selam, ben Sam. Tanıştığımıza memnun oldum. Bir saniye, bu bölümü geçmeliyim. Ne, seni duymadım, bir şey mi düşünüyordun? On altı kişiyle tanıştık. Seninle tanışmış mıydık? Tanışmıştık. Hayır, bir hurra diye girdik mi ya? Şu beydi baskın yeri. Salonda çalışın demişti. Ekmek, salata, makarna. Gerek yok. Seninle bir tanışayım. Merhaba efendim, Mangaz. Rizka İstihbaratı'nın sahibiyim ve şefim. İyi akşamlar, sana ne getirebilirim? İnsanlar tanımaya geldim. Var mı yeni bir insan? Arcade güzel. Bayağı işi toparladık. Yeni bir şey alamayacağım. Sonuçta faslının çoğunu ayırtmak istiyorum. Buraya gelmiştik. Karavan. Burada kimse yok. Şuraya bir geçelim. Zorluk konusu. Zorluk matik. Satış diyor. Seninle tanıştırmış mıydık? Pam. Pişik yapmazsan anasız dedi. 10 kişiyle tanıştık, 10 kişi kaldı. Son kişiyi nereden bulacağım? Merak ediyorum. Bitmez şeylerle tanışmayacağız. Bir şöyle bir aşağıya inelim. Yeni günde arkadaşlar. Oradaki madeni uğrarız. Clint. Selam, ben Clint. Kasabanın demircisiyim. Ekipman geliştirmek istersen bana gelebilirsin. Alet geliştir. Hayda, bize ama para istiyorsun. Şey işte yapabiliyoruz. Ha, şunu. İşle. Ne verdi bize? Kil taşı. Doğru, bu demirciyle tanıştık. Ben niye ilerlemin yatak odasına gireceğim ki? Şöyle bir bakalım. Heyo.
Bilbo'nun barkasını ilk giden nasıldı? Bir soru ilgilendiği bilmek güzel. Her kevi korktuğunu söylüyor. Merak ettim orada ne olacak ya? Biz bir halk gibi ne doğru biz ilerleyelim. Heh. Yeni misin? Değil misin? Halk gibi yukarıda P.S. Lan gelmiş miydim ben? Aa, tanışma şeyi. Hey, sizi çiftçi Mertcan Bey olmalısınız. Tom arıyorsunuz, benim dükkanı olmalısınız. Kaç kişi oldu? 20 oldu. 8 kişi çıkardı. En azından bu bölümde şunu bir ayarlayayım de. Halk evine uğrayıp bölümü bitiririz. Bir sen de bir kişi var burada. Sen yeni çiftçi olmalısın, bak Caroline. Kızı Abigail ile tanışmış mıydın? Moğol sarısı sorgun olan. Ne bileyim, tanıştı galiba. Pierre. Tamamdır. Moğol sarısı kız. Umarım getir. Kilitliymiş. 9'da böyle geleceğiz. Biz bir şey ilerleyelim hızlıca. Yukarıdan mı? Yukarıdan. Halk evi. Şu halk evi görevini bir yapalım da bölümü bitiririz. Halk evi neredeydi ya? Su çevirdim, evet. Ben geldim. Aha. Bahar bitkini. Ya bunları bırakmış diyor. Fulya, Prensa Kara Hindiba. Hayda, ben bunu nereden bileyim bırakacağımı? Taş. Galiba taş da yok. Mantar, büyütler. Bunu galiba yaparsak işimiz halimiz olacağız. Maden keşif görevi var. Onu keşfedeceğiz artık. Bu da yapacağımız bir şey var mı? Galiba yok. Biz bir evi dinelim. Bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Madeninde artık bir sonraki bölüme kalmış olur. Evimiz şurada bir yerde. Bayağı arkadaşlar iş yapmamız lazım. Onu da lazım. Bayağı oraya ben çözmem de gerekiyor büyük ihtimalle. Madeninde artık bir sonraki bölümde halletmiş oluruz. Beni arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu ben bir bırakmayayım. Sanda, aynen. Şu sanda bırak şunu.
Aynen şöyle bir karşısın. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.